Merhabalar, ben Yüney Türk. Bir Futbol Muhabbeti programına daha hoş geldiniz. Evet, bugün Galatasaray'ın transfer listesini konuşacağız. Özellikle 3 tane iyi futbolcu olduğunu düşündüğüm futbolcuları konuşacağız. Bir tanesi tartışılır, onu da zaten şimdi sizlere açıklayacağız neler olmuş, neler yaşanıyor. Bir tanesinde net bilgilere ulaştım. Bu net bilgileri sizlerle paylaşacağım. Şimdi öncelikle Galatasaray Kaan Ayano ciddi derecede istiyor. Öbür tarafta Kenan Karaman'la ilgisi olduğunu biliyoruz. Düsseldorf düştü, takımları küme düştü. O yüzden bu iki oyuncuyu da Galatasaray almak için elinden geleni yapacakları diye düşünüyorum. Öbür taraftan ise Galatasaray'ın sol bek ihtiyacı olduğunu hepimiz biliyoruz. Saracçı'dan Fatih Terim'in memnun olmadığını, Galatasaray taraftarının memnun olmadığını hepimiz biliyoruz. Ben de yayınlarımda zaten Saracçı'nın performansının yetersiz olduğunu söylüyorum. Daha öncesinde Hasan Ali ile kontak kuran Galatasaray, sonrasında İbri bir anda Caner, Caner Erkin'e dönmüştü. Basında bu oldukça konuşuldu. Hatta Fenerbahçe'ye mi gidiyor, Galatasaray'a mı gidiyor diye konuşulan Caner Erkin şu anda nereye gideceği belirsiz. Öbür taraftan da bugün basına yansıyan bir transfer gelişmesini aktarmak istiyorum size. Umut Meraş. Le Havre'de oynayan Umut Meraş'a Galatasaray kancası şu anda atılmış durumda. İlk görüşmelerin yapıldığını basın üzerinden e, ben de takip ediyorum. Ama tabii ki de benim de birkaç tane kaynağım var bununla alakalı. Çok ciddi kaynağım var. E, özellikle Umut Meraş açısından şu transferi değerlendirelim. Bakalım neler bizi bekliyor. Umut Meraş Boluspor'dan Spor'dan Bursa Spor'a gitti. Bursa Spor'dan da Le Havre'ye gitti. Sonrasında iyi bir performans yakaladı. Yanlış hatırlamıyorsam 22 maçta bir asistle oynadı. Yani Galatasaray'a uygun olmayan bir aslında sol bek. Ancak Galatasaray'ın transfer listesine neden girdi? Türk olduğu için girdi. Yabancı sınırı gelecek öbür taraftan baktığımız zaman Umut Meraş'ın Galatasaray taraftarı olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Umut Meraş iyi bir Galatasaraylı ee, ve bu transferin gerçekleşmesine Sebep olacak en, en önemli etkenlerden bir tanesi Fazıl Özdemir. Oyuncunun kendi menajeridir. Ee, bununla kontak kuruyorlar ki e, bu menajerin de Galatasaray'la çok iyi bağlantıları var. Hatta Galatasaray'da Türk Telekom aranızda bu menajerin e, locası var. Yani Fatih Terim'e de yakınlığı tarafından biliniyor. O yüzden bu transferin olma ihtimali biraz yüksek görüyorum. Ama şunu da söylemeliyim. Galatasaray'da ikinci Tarık Çamdal vakası olur. Çok ciddi söylüyorum. Net söylüyorum. Yani evet milli takımımızın sol beki ama ben bir gelecek göremiyorum. Öbür taraftan bu girişimlerin net olduğunu öğrendim. Yani net bir girişim var. Koliye girdim girdiğimde şöyle bir şey gördüm. Porto ve Arsenal ilgileniyor diye Umut Meraş'la. Yani böyle bir şey olması mümkün değil. Hatta birkaç arkadaşıma söyledim de bana bunu söylediler. Porto ve ile ilgileniyormuş. Yani çok enteresan <laughs> bir habermiş bu. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ben yine çok yakın kaynaktan, çok yakın kaynaktan öğrendim. Öyle bir şey yok. Evet, Umut Premier Lig'de oynamak istiyor. Bunu yakın çevresinde söylemiş. Ancak böyle bir durum şu an söz konusu değil. Galatasaray'ın da yakından ilgilenmesi Umut'un aklını çelebilir. Umut Galatasaray'a gelebilir. Ancak Galatasaray'a o yarasına merhem olacak mı? Bu çok önemli. Ben ikinci Tarık Çamdal vakasının olacağını düşünüyorum. Galatasaray biraz da e, Caner için e, net bir şekilde nabız yokladığını bir yerden duydum. Caner'i istiyor. Ancak şu anda da her an için, her an için umut Meraş'la tekrardan masaya oturabilirler. Bir ön görüşme yapılmış. Tekrar bir masaya oturma olabilir. Öbür taraftan şimdi zemin aranıyor. Kaan Ayhan transfer için zemin aranıyor. Menajeriyle bir haber yollanmış diye bir e, haber gördüm. E, bir de Kenan Karaman için e, nabız yoklayacaklarını duydum. Ya bu 3 transferde Galatasaray atağa kalkacak ancak şöyle bir şey de söyleyebilirim. Özellikle Umut Meraş transferinde Fenerbahçe devreye girebilir. Çünkü Hasan Ali'yi kaybediyor. Hasan Ali Başakşehir'le imzalamış durumda. Haberler bu yönde. Öbür taraftan sol bek ihtiyacı olan Fenerbahçe'de Umut Meraş'la her an için masaya oturabilir. Ki bir dönem Fenerbahçe için ciddi bir şekilde ismi geçmişti Umut Meraş'ın. Belki bu dönemde Fenerbahçe formasını da giyebilir. Ki biliyorsunuz Galatasaray'ın talip olduğu bütün futbolculara özellikle yerli futbolcuların hepsine Fenerbahçe talip oluyor. Ben bunu kötü anlamda söylemiyorum. Şu sebepten dolayı zaten e, talip oluyor. Çünkü yerli, kaliteli oyuncumuz çok az. Bu sebepten dolayı net bir şekilde oyun e, böyle takımlar birbirleriyle yarışacak, transfer yarışı yapacak. Yani böyle bizde fışkırmıyor maalesef. Tabii ki de sol bek adaylar en iyi sol bek kim dersek şu an Türkiye'de Türk oyuncu sayalım. E, Nazım Sangare'yi sayabiliriz. Öbür taraftan e, hani Caner Erkin'i söyleyebiliriz. Hasan Ali Kaldırım'ı söyleyebiliriz. E bir de Umut Meraş'ı söyleyebiliriz. Yani söyleyeceğimiz e, oyuncular nadiren bulunan futbolcular. Özellikle sol kanat, sol bek e, konusunda Türkiye'de sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yetenekli sol bek olduğunu düşünmüyorum bizde açıkçası. E, bu haliyle de e, mecburen takımlar bu oyunculara da talip oluyor. E Tabii ki de yarışacaklar. Ama şöyle söylüyorum. Umut Meraş Hangi takıma giderse gitsin o yaraya merhem olmaz. Bunu da buradan ne söylemiş olayım. Ama tekrardan söylüyorum. Diğer konularda Kaan Ayhan ve Kenan Karaman konusunda net böyle bilgim olmadığını söylüyorum. Sadece basından takip ettiğim, ettiğimi söylüyorum. Ancak Umut Meraş konusunda kesinlikle bir hamlenin olduğunu, bunun da olumlu olabileceğini net bir şekilde söylüyorum. Net. Bunu buradan sizlere aktarmak istiyorum diğer taraftan Galatasaray şampiyonluğa havlu atmış durumda. Bence attı. Hala bazı taraftarlar e, atmadığını savunuyor ancak e, bence havlu attı. Şampiyonluk şansını zora soktu. Trabzon maçında da elinden geleni yapacaktır. Başakşehir de e, şampiyonluğun en büyük adayıdır. Şimdi bunu da buradan söylemiş olalım. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Fanatik gazetesinin yapmış olduğu terbiyesizliği, ahlaksızlığı Hepimiz izledik. Hiçbir takıma bu şekilde yakıştırma yapılmayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Nasıl ki Fenerbahçe 2011 döneminden bahsedildiğinde hırçınlaşıyorsa bu çirkin davranışları o yakıştırmayı yapanlara da Galatasaray sert bir şekilde aksiyon almalıdır. Ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Bunu yükleyen kimse, bakın bunu yükleyen kimse o videoyu yapan kimse bulunmalı ve derhal cezalandırılmalıdır. Böyle ahlaksız, böyle terbiyesizce bir şey olabilir mi ya? Gerçekten ahlaksız. Yani saçma sapan bir olay. Galatasaray taraftarı da zaten şu an fanatiği boykot ediyor ama boykotla olmaz. Galatasaray yönetiminin bir an önce buradan bir şekilde fanatiğe aksiyon olması gerekiyor. Yoksa bu haberler devam edecek. Yani yapılış amacı da çok enteresan. Neden yapıyorsun? Neden böyle bir şey yapıyorsun? Çok enteresan. Bu tip haberleri artık görmek istemiyorum. Ne Fenerbahçe'de 2011 sezonuna geri dönmek istiyorum. Ne Galatasaray'da bu tip yakıştırmaları görmek istiyorum. Sadece futbol konuşmak istiyorum. Hakemle konuşmak istemiyorum ama bizim futbolumuz maalesef bunlara elverişli değil. Herkes kinden, nifak doğumlarından besleniyor. Herkes Aman şu takıma sallayayım, Aman şöyle olsun diye uğraşıyor. Bir maç izliyoruz, faul, kırmızı kart olduğu belli. Biz diyoruz ki kırmızı kart belli yani net kırmızı kart o takım taraftarı çıkıyor diyor ki hayır kırmızı kartla alakası yok. Tam tersi diğer takım olduğu zaman hayır bu pozisyon kırmızı kart değil. O diyor ki kırmızı kart tartışıyoruz. Biz bir şekilde geçinemiyoruz, birbirimizi de çekemiyoruz. Tabii her taraftarın kendine göre kendini, takımını seviyor. Fenerbahçeli'ye sor. Türkiye'nin en büyük takımı Fenerbahçe. Galatasaraylı'ya sor. Türkiye'nin en büyük takımı Galatasaray. Beşiktaş diye sor. Beşiktaş. Trabzonlu'ya sor. Trabzonspor. Bakın çatladı kapı spor. Tutuyorsa bir, ta, bir insan, bir vatandaş git sor. Ona göre dünyanın, Türkiye'nin en büyük takımı çatladı kapı spordur. Ama birbirimizi çekemiyoruz maalesef. Bu buradan kaynaklı. Umarım bu tip olaylardan bir an önce uzaklaşırız. Sadece futbol konuşuruz. Futbolu konuştuğumuz günler uzakta olmasın. Sadece futbol konuşalım ve e, isim veremeyeceğim. Ancak bazı yöneticilerden de Türk futbolunun bir an önce kurtulması gerekiyor. E, ben yavaş yavaş videoyu sonlandırıyorum. E, tekrar hatırlatmam gerekirse Umut Meraş'la Galatasaray yakından ilgileniyor. Umut Meraş transferi olma ihtimali yüksek. Tekrardan bir masaya oturma ihtimali var. Umut Meraş da iyi bir Galatasaraylı olduğunu söyleyebilirim. Ve menajerinin de Galatasaraylı olduğunu hatta Galatasaray'a çok yakın olduğunu söyleyebilirim. Locası var ee, Türk Telekom arenada Fatih Terim ve yönetimle araları çok iyi. Hatta Mustafa Cengiz'in e, oğluyla e, Umut Meraş'ın menajerinin çok yakın arkadaş olduğunu söyleyebilirim. Yani buradan bir tüyolar almış olabilirsiniz. Kenan Karaman, Kaan Ayhan'la alakalı da yine Galatasaray'ın girişimlerde bulunacağını buradan söylüyorum. Bu transferlerle alakalı herhangi bir gelişme olursa yine sizlerin karşısına gelip burada sizlere aktaracağım. Bana sabır gösterip beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Abone olursanız çok mutlu olurum. Beni desteklemeniz için bana abone olmanız gerekiyor. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınız benim için çok değerli. Fenerbahçe olun, Galatasaraylı olun, Beşiktaşlı olun. Hiç fark etmez yorumlarınızı yazın. Ben elimden geldiğince samimiyetimle sizlere cevap vermeye çalışıyorum. Bir de beğenin. Beğen, beğen tuşu bedava. Dislike atabilirsiniz. Beğenmeyebilirsiniz. Ama neden dislike attığınızda lütfen yazın. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz. Abone olun.